Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 25 Kasım 2021 günlerden Perşembe saatlerimiz 13.15'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte Sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili severler, bugün gündüz programı İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle İzmirat yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanıyor. Öncelikle İzmir at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz. Ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com diyerek analizlerime geçeceğim. Ama bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde katkı sahibi pay sahibi olmanızı rica ediyorum. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever arkadaşlarımdan rica ediyorum. Arkadaşlar İzmir'de 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 21 yarış start alacak. Bana göre günün en zor koşusu özellikle ilk 3 safkanımın yani ilk 3 safkanın dışına çıkması durumunda karışacağını düşündüğüm bir ayak. Öncelikle şansı 4 numaralı Lucky Justin isimli safkana vereceğim Gerçekten e, dereceli bir yarış, dereceli bir üçüncülük elde etti. Son koştuğu koşta 1401 26 18 yaptı. kısa vade 8 yarıştı. Deliver arkası üçüncülüğü tatminkardı. Aynı yarış tekrar etmez durumunda özellikle bugün burada rakiplerine üstünlük sağlayabilir. Yine 6 numaralı Turgay Başkan zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Linehart temsilcisi bugün Mustafa Çiçek arkadaşımızı üzerinde gördüm. Tecrübeli bir isim özellikle Safkan da teşviklere cevap verebilen bir Safkan. Bugün ikinci şansta bu safkana vereceğim. Yine özellikle bu seneki yarışları çok tatminkar olan bir numaralı Obrada da bu mesafede etkili olmasını beklediğim bir diğer isimdir. Bu üç safkan dışına çıkarsa dediğim gibi yarış karışacak bir yarış sevgili yarış severler. Özellikle dokuz numaralı Gold Road. Takibimdeki bir safkan, sürpriz beklediğim bir safkan. Bugün Atakan Can Dağ Devre İdaresi'nde 50 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Yine 10 numaralı El Maskelaro. Yine takibimdeki bir isim. Yine bir Linehart temsilcisi. Bugün Sercan Tırpan İdaresi'nde bir diğer tuttuğum isimdir. Arkadaşlar yine 11 numaralı King of Istanbul, Kendisini unutturan bir isim. Bugün özellikle yine tuttuğum safkanlar arasında 5 e, numaralı Çakır Dağlı ve 3 numaralı Değirmen Dereli isimli safkanlar var. Ben altılı ganyanın ikinci ayağına 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Burası da yamak bir arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. Burada da 9 numaralı Big Dadaş. Esasında banko yazabilir miyim diye düşündüğüm bir safkan son koştu. Evet arkadaşlar bu safkan bir kurtinyal temsilcisi. Özellikle onu ifade edeyim. Anne tarafından da tam kumcu bir orijine. Yani Royal Abjar gibi bir safkanın torunu son koştuğu 2000 mesafe kum pistte koştuğu Elazığ'da koştuğu yarışta sonlarda adeta kanatlandı bu safkan. E, o gün Abdullah Çankaya arkadaşımız biniyordu. Bugün Kaan Can Gökçe idaresinde 9 numaralı Big Dedaş e, bugün bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek ilk şansı veriyorum. Yine 1 numaralı King Winner özellikle son koştuğu yarış. Arkadaşlar arkadaşlar e, uzun mesafede koştu. Şey pardon arkadaşlar o 13. geldi ama ondan önceki yarışında özellikle çimde çok büyük tecrübesi olmasa da çimde üçüncülüğü çok tatminkardı. Yani bu safkan ne yapacağı belli olmaz diyorum. Bugün ikinci şansı veriyorum Mürsel Kayış İdaresi'nde. Yine 3 numaralı Rio son yarışında sert çıkışında jokeyini attı. Bir 20 metre sonra jokeyini atmıştı arkadaşlar. Bugün yine etkili koşabilir bu safkan. 3 numaralı Rio'da ilk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim. 6 numaralı Heaven Ice ve 5 numaralı Elbruz deyip burayı yine 5 safkanla değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan 3. ayağı. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Arkadaşlar burada da altın numaralı Nuran Hanım son koştuğu yarışta üçüncüler girişte yine adeta kanatlandı. Sonlarda çok etkili, çok ciğerli, çok güzel bir beden dili sergileyerek üçüncü geldi. Bugün çok tecrübeli bir jockey arkadaşımız biniyor. Saadettin Bore zaresinde piste çıkacak. Ben 6 numaralı Nuran Hanım'ı ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine evet yine 7 numaralı Reperin isimli safkan. Yine beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün Mustafa Çiçek dairesinde ikinci şansla bu safkana vereceğim. Ve 5 numaralı Menas isimli. Safkan da bugün bana göre bu koşu için yeterli olacak isimlerdir. Burayı 6, 7 ve 5 şeklinde 3 Safkan'la değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vade 6 yarışına geçiyorum. Burada da 7 numaralı yeşil yol Özellikle Kadir Tokoçoğlu arkadaşımız Safkan'ı çok iyi tanıyor. Son iki yarışında Mert Çanakın arkadaşımız bindi. Son yarışında güzel bir birincilik elde etti. Rahat bir birincilik elde etti. Ee, esasında kalite olarak çok kaliteli bu gruptan bana göre bu mesafede kumda çok kaliteli bir isim ama zaman zaman etkili koşuyor, zaman zaman etkisiz olabilen bir isim. O yüzden bugün birinci şanslı isim olarak vereceğim. Çünkü bugün siklet avantajına da sahip sapkan yedi numaralı yeşil yol ilk şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Aslan Soylu son yarışında yine sonlarda çok etkiliydi. Bugün 62,5 buçuk kilo rağmen yine Turbo'nun tayı Bilgi'nin torunu bir numaralı Aslan Soylu da bugün birincilik mücadelesine katılmasını beklediğim isimdir. Son isim olarak da 3 numaralı Goben isimli safkanı ben yarı sever arkadaşlarıma koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 5. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler, siz demekte olduğunuz YouTube kanalımız 23.930 kişiye ulaştı. Sadece 70 kişi kaldı 24.000'e. Sizler de kanalımıza abone olursanız, sizler de izlemekte olduğunuz bu kanala destek verirseniz kanalımız çok kısa bir zaman içerisinde 24.000 kişiyi bulacaktır. Ben bütün arkadaşlarımızdan bu kanalımıza destek vermelerini, kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri sahadan duyduklarımız köşemizde paylaşıyoruz. Ekim ayı içerisinde özellikle çok başarılı olduk sevgili yarışseverler. Toplamda 24.800 lira kazandırdık. Sadece bunun... Ee, Evet arkadaşlar 13.000 küsürü 14.700 lirası sahadan duyduklarımız köşemiz kazandırdı. Yine bu ay şu anda 12.000 civarında gidiyoruz. Ee, eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız grubumuz aylık 100 lira 15 günlük 50 lira deneme katılımımız 50 lira Videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşabilirsiniz. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor, otomatikman siliyor. Sevgili yarışseverler. severler o yüzden yazı ile yazarsanız telefon numarası bilgileri bana ulaşacaktır. Ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da paylaşabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle Okan Guner TV at gmail.com arkadaşlar diyerek ben altılı ganyanın 5. yarına geçeceğim. Burada banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. 3 yaşta İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışında. Özellikle form durumunu çok beğendiğim son yarışında adeta el oynatmadan geldi rakiplerini geçti. Smart Robin temsilcisi Grand Slam torunu 4 numaralı Gurmen'in bu mesafede bu rakiplerini ekarte etmesini, geçmesini bekliyorum ve bugün yine son yarışında olduğu gibi Kaan Can Gökçe idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyo'nun son ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada da 4 numaralı Hürsev. Yine grubun kaliteli safkanı mesafenin kaliteli ismi Tamer'in Tamerinoğlu temsilcisi 4 numaralı Hürsev'i bugün Görkem Özçelik kardeşimiz dairesinde ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 12 numaralı Arslan Kraliçe kaç yarıştır takip ediyorum. Eli kulağında bir safkan arkadaşlar. Çok formda bir isim. Ee, Özgün Hanım temsilcisi Demir Kazı'nın torunu 12 numaralı Arslan Kraliçe'yi de bugün kuponlarımıza mutlak süretle yazalım. Yine 5 numaralı Kuğu Güzeli bugün ekli koşma avantajında bulunan 5 numaralı Kuğu Güzeli 3. şans vereceğim. Safkan olacak. Yine Uğur Bey torunu 8 numaralı Fatih'in güzeli yine kuru koşma avantajı bulunan bir isim ve 6 numaralı Gelip Boluk kızı isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum ve Ufak altılı oynamak isteyen arkadaşlarıma yine önerim olacak arkadaşlar. Ufak altılı oynamak isteyen arkadaşlarımız altılı ganyanın dördüncü ayağını 7-1 şeklinde. Yani yeşil yol ve bir numaralı aslan soylu şeklinde bırakabilirler. Yine son ayakta 4 numaralı Hürsev, 12 numaralı Arslan Kaliç'e. 5 numaralı ku güzeli şeklinde de bu koşuyu bırakırlar. Bu takdirde altılı 40 lira civarına düşecektir sevgili yarış severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza abone olan, kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim sevgili yarış severler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.